Günlük ağacının altında. Günlük ağacı en çok Fethiye, Köyceğiz arasında olur. Günlük yağı vardır ve günlük aynı şeydir. Kıymatlıdır. Onun altında bahçeden topladığımız Süleyman Neboğlu, Adile Neboğlu çiftinin bahçesindeyiz. Eniştem, ablam. Elmanın tatlısı, cennet hurması elması derler buna. Hünnap, Mersin. Şu gördüğünüz, bunun üç adı vardır. Bir, döngel. Yani bahar dön yine gel. Diğer adı muşmala. Kışı haber veren, müjdeleyen meyve. Diğer adı da şurada beş tane fisil vardır. Beş büyüktür. Mersin, murt da denir, mut da denir. Mutlu, murtlu, kavga edip durman, yemeğe bakın. Nar, ye de gene var. Çok çekirdekli meyveler güzeldir. Bu da ceviz, yurt dışından gelen bir ceviz. Biber, kırmızı biber. Yumurta, gezenleyen tavuk değil, köy tavanı yumurtası. Mandalini, portakalı. Neydi bu? Avokado. Avokado. Bahçemizde var. Yeğenimi kontrol edeyim, biliyorum acaba diye. Ama en güzeli de fesleğen. Evet. Şöyle eskiler kulağının arkasını gor. Kokar oturup, koku gelir oturup, gelir oturup. Biz bu meyveleri bize veren Yaradan'a, toprağı, suyu, havayı veren Yaradan'a, her türlü meyve ezepseyi veren Yaradan'a şükrediyoruz. Bu toprakları bırakan atalarımız için dua ediyoruz. Ve ağzımız tadını biliyoruz. Bir şey diyeceğim. Ürettiğinizi tüketin. Bu meyveler bu toprak yetişiyorsa bu toprak insanları yemeli. Başka ülkenin yiyeceğini yerseniz o yiyecekler o toprağa uyumlu. O toprağın insanına uyumlu. Anadolu'daki de Anadolu toprağına, Anadolu'nun insanına uyumlu. Böyle bir sistem var. Bunu zamanla insanlar öğrenecekler. Yerli malı, yurdun malı. Bunu herkes tüketmeli. Tüketmeniz için üretmeniz lazım.